yolsuzluk soruşturmaları, görevden almalar, SK yasası, yeni görevden almalar derken ız kesmeden yaşanan gelişmeler var. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Birinden tuttuğumuz zaman diğerine geçeceğiz. Murat Yetkin stüdyo konuğum, onunla konuşacağız. Murat hoş geldin. Hoş bulduk ben. Şu son gelişmeyle başlayalım Murat. Hakim ve savcıların 100'e yakınının yine görev yerleri değiştirildi. 97 galiba. 97. Aralarında kritik davalara bakan isimler de var. Ondan önce 22 isim vardı. Ağırlığı İstanbul'daydı. Savcıydı onlar. Onların görev yerleri değiştirildi. Yani bir çırpıda 100'e aşkın kişi. Bu tablonun geneline baktığımız zaman... HSYK çok ağırlıklı bir yer tutuyor bu krizin ortasında. Onu değiştirmek için, yapısını değiştirmek için yasa hazırlığı var. O da Cumhurbaşkanı'yla sanki hükümet arasında başka bir gerilime yol açıyormuş gibi. Bu tabloyu bir değerlendirir misin bize? Çalışayım. Vallahi zor çok zor yerden sordun Mirkin. Şaka. Yani bir kere sadece bu bir tasfiye operasyonu olarak bence tamamıyla bir tasfiye operasyonu olarak görmemek lazım. Çünkü bunun içinde normal hani atama zamanı gelmiş kişiler falan da var ama asıl gövdeye baktığımız zaman evet bu bir hani temizlik harekatı. Temizliği özellikle vurguyla kullanıyorum. Yani temizlik olarak görülen bir harekat. Çünkü Başbakan işte Brüksel'e giderken de söyledi. Orada da tekrarladı ki yani bu yargıya yönelik bir harekat değil hükümet açısından bakınca yargı içindeki işte o paralel yapı diyorlar bunlar. İsmi hiç söylenmiyor ama kastedilen işte Fethullah Gülen sempatizanlarının ya da ona Gülencilerin söylediği gibi gönül verenlerin. Her neyse herkes ne olduğunu biliyor. Yani bu biz başka laflar kullanabiliriz ama vatandaş duyunca anlıyor neyin ne olduğunu. Onların adeta kilit noktalardan ayrılması, yani onların oralardan alınması. Bunu geniş çaplı bir harekat olarak nitelemek mümkün ve devamının geleceğini de tahmin ediyorum. Yani bazı şeyler artık tahmin edilebilir hale geldi. Örneğin işte bugün Radikal'de ve Daily News'ta yer alan yazılarımda dedim ki bu Adana savcısı, daha doğrusu şu Ceyhan'da işte tırların durdurulmasıyla görevli savcı, olaydaki savcı muhtemelen gidebilir. Sürpriz olmaz. Hakikaten olmadı. Yani ama bu hani ben ne kadar güzel biliyorum falan diye söylemiyorum. Artık olayları takip eden etki tepki herkes aslında. Bunu, bir şey bunu tahmin edebiliyor. Şey evet, tahmin edebiliyor. İşte bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı grup konuşmasında bir şey var. Bir belge var. O belge İzmir deki savcının bir tutanağı iddiasına göre başbakanlık müsteşarı arıyor. İşte onu kapatmazsan sonucuna katlanırsın diyor. O da tutuyor bunu tutanağı. O tutanakta bir şekilde nasıl olduysa CHP liderinin elinde bugün meclis kürsüsünden ve canlı yayınlardan herkese duyuruldu. Gün bitmeden görevden evet, alındı. Evet, yani işte bazı şeyler hani kestirilebilir hale geldi. Bunun artık bir dediğin gibi etki tepki şey olduğunu görmemek için, düzeneği olduğunu görmemek için hakikaten özel çaba harcamak lazım. Onu görmemeye çalışmak lazım ama böyle. Neden Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu soruna gelince? Çünkü hakimler ve savcıların atama, terfi, disiplin falan gibi işleri oradan geçiyor. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ki eski Adalet Bakanı'dır. Her ne kadar anayasanın 138. maddesi artık geçerli değil derse 138. madde mahkemelerin bağımsızlığını anayasal korumaya alan maddedir. Ki meclis başkanı bunu üzüntüyle söylüyor. Yani bir hani aman ne güzel oldu diye söylemiyor ya da bir duyuru diye söylemiyor maalesef diye vurguyla söylüyor. Olsa da bir anayasal koruma hala vardır. Ama Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda o terfiler, atamalar vesaireler nedeniyle orada hani görünüşte yargıya müdahale değil ama yargı hizmetini topluma yargı hizmetini veren hakimler ve savcılara yönelik bir idari müdahale imkanı var. O da işte geçtiğimiz günlerde birinci dairedeki değişikliklerle yani
yapının içindeki bazı isimlerin sandalyesini değiştirerek ilk aşamada halledilmiş gibi görünen. Aslında onun yapılmış olması da ilginç. Daha doğrusu yapılabilmiş olması da ilginç. Çünkü mevcut yapıyla bunu yapamayacağını düşündüğü için yasa değişikliğine gidiyordu hükümet ama hiç ona gerek kalmadı. Nasıl oluyordu oluyor. Nasıl oluyordu oluyor. Yani aynı şöyle üyelerle oluyor. Daha önce alamadığı kararları aldı. Şöyle oluyor. Şimdi sen de Ankara kökenli gazetecisin. İzleyicilere biraz bürokrasinin ve yargının dinamiklerini anlatmak lazım. Şimdi işte birazcık lisede çan eğrisi diye bir şeyi bilenler, onu istatistikte şöyle bir çan eğrisi vardır, çan şeklinde. Bunun iki ucu böyle yani %10'luk bir kesimi marjinal olarak kabul edilir. Diğer de ana gövdeyi oluşturur. Şimdi bunu da bir kalıp olarak düşünmeyelim de böyle hani sanki silikondan bir yapı olarak düşünelim. Ana gövde, yani bürokrasinin de yargının da ana gövdesi aslında partizan falan değildir. O ana gövde işini gücünü yapan kişilerden oluşur. Bütün hataları ve sevaplarıyla. Tamam mı? Ama iktidarlar değiştikçe, iktidarın içinde hangi grup hakim oldukça o bir grubu alır sürükler. Yani bu, mesela bir dönem diyelim işte Yarsav'ı oluşturan kesim hakim görünüyordu yargıya. O zaman ne oluyor? Sen biliyorsun da izleyicilere söyleyelim. O büyük gövdenin bir kısmı öyleymiş gibi davranmaya başlıyor. Yani bunların içinde hani bu yargıçları değil bürokrasiyi şey yaparsak eski şeylerle bir bakıyorsun bıyıkların şekli değişiyor. Mesela ne bileyim koalisyon döneminde işte bakıyorsun böyle aşağı doğru sarkık bıyıklar varken. Ya da kafalar varken, tokuşmaya başlıyor. Evet kafalar tokuşuyor filan. Sonra iktidar değişiyor. O hemen bıyıkların ucu gidiyor ve badem bıyık halini alıyor filan. Bunlar oluyor. Tamam, bunlar ama hep oluyor. Şimdi yargıda da ana gövde duruyor. Yani bir dönem işte Yarsav etkindi. Ondan sonra işte cemaatçi diye bilinen ya da kendini öyle gösteren. Bunu da bilmiyoruz yani. Hani belki şu anda revaçta olan bu diye bazı kişiler hem bürokraside hem yargıda kendini o şekilde de göstermiş olabilir. Örnekleri geçmişte çok görüldü. Yani şimdi ama dengeler değişiyor birden. Herkes pozisyonunu yeniden pozisyonluyor. Ana gövde tekrar ağırlık kazanıyor. Böyle durumlarda ana gövdeler ağırlık kazanır. Yani esas işin nicel çoğunluğu, efendime söyleyeyim, işleri yürüten, işlerin yürümesini sağlayan, yapıyı ayakta tutan, artık ne dersek diyelim, nizam, yerleşik nizam, o devreye girer. Bence bu birinci dairedeki değişiklikte de o devreye girdi. Çünkü aritmetik hesaba göre, bilinen aritmetik hesaba göre tamamen işte Erdoğan yanlısı diyelim, hani kimseyi töhmet altına bırakmayalım da basitleştirmek adına böyleyim, üyelerin sayısı tutmuyor. Yani birilerinden destek almış olmaları lazım. İşte o bence orada o şey yapı, ana yapı, yani o eski alışkanlıklar, bilmem eskiden kalma derin devlet falan bu lafları kullanmıyorum. Bunlar çünkü hakikaten durumu açıklamakta yetersiz kalıyor. O ana yapı ama o gövdedeki yapı, demek ki dengeler başka türlü. Artık dengeler başka türlü. Biraz da birileri de çok çekti bu dönemde falan. Hani onun da etkisi vardır. Dolayısıyla bazı şeyler mümkün olmaya başladı. Yeni ittifaklar kuruluyor. Yani bu ittifaklar kalıcı olabilir, olmayabilir. Hiçbir şey bilmiyoruz. Fakat şu anda Ankara'da ve Türkiye'de, yani hani Ankara derken siyaseti kastediyoruz ama şu anda işte ekonomiye etkisi ortada. Yani Türk lirası dolar karşısında tarihte, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş kadar aşağıda. Hani bunun adı konulmamış bir devalüasyon olduğunu söylemek mümkün. Yani sadece siyaseti etkilemiyor. Bu ekonomiyi etkiliyor, sosyal hayatı etkiliyor. Her tarafa etkileyen boyutları var. Dolayısıyla akışkan bir durumdan söz edebiliriz. Yani şu anı böyle bir kesitini almak dahi mümkün değil. Biz şu anda konuşurken dahi pek çok şey oluyordur. Oluyor olabilir. Yani evet. Yeni kararnameler imzalanıyordur. Tabii. Birilerinin resmi gazetede yayınlanmak üzere gönderiliyordur. İşte birisi köşke çıkıyordur, köşkten dönüyordur. Tabii. Bilmiyoruz yani. Çünkü hükümet kendi içinde aslında evet. Bir olağanüstü hal yaşıyor. Yani olağan bir hal yaşanmadığı kesin. Kesin. Olağan dışı bir hal. Daha diplomatik yani olağanüstü bir şekilde. Deyince başka şeyler akla geliyor çünkü. Olağan dışı bir durum olduğu ortada. Peki Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili yeni yasa değişikliği. Şimdi burada Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarla bu konuda
odak oldu, ilgi odağı oldu. Yani bunun anayasa değişikliği yapılmasını istedi, muhalefetle görüştü, iktidarla görüştü, yarın güzel şeyler olacak dedi, en son ne yapacağımı göreceksiniz dedi. Cumhurbaşkanı bu konuda eğer içine siniyor olsa hedef küçültür ve bu kadar en azından bununla ilgili girişimde bulunmaz ve konuşmak istemez. Açık açık da söylüyor zaten anayasa değişikliği olsun diye. Şimdi bu kadar angaje olduğu bir konuda eğer sonuç alamazsa ve bu onun önüne yasa değişikliği olarak gelirse bugüne kadar söylediklerinden hareketlerini ne beklemek lazım Murat? Bir tahminin var mı? Şimdi ilk geldiği şekliyle gelirse bunu geri çevireceğinin işaretini verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Yani zannediyorum Gürcistan Cumhurbaşkanı'yla mıydı, Slovenya Cumhurbaşkanı'yla mıydı bir ortak basın toplantısında oradaki bazı maddeleri karşı olduğunu, uygun bulmadığını söyledi. O maddeler hani tercihi anayasal değişiklikti ama şu anda onun koşulları giderek daralıyor. Giderek daralıyor. Yasa değişikliğinde o maddeler olacak mı olmayacak mı? O maddeler nelerdir onu söyleyelim. Bugün Avrupa Birliği yetkilileriyle Sayın Başbakan'ın görüşmesinde de aslında Rompuy böyle dönerek bunları konuştuk değil mi diye Erdoğan'dan bir hani ikrar, yani sükut ikrar vaziyeti ikrar aldı ki evet yargı bağımsızlığı, daha doğrusu sadece yargı değil, yargı yasama yürütmenin birbiri üstünde egemenlik kurmaya çalışmayacağına dair içeride bir teminat yok, böyle bir şey yapmayacağız teminatı, işte reformların devam edeceği teminatı filan yani verilmiş. Bunu ortak basın toplantısında gördük. O teminat ne kadar olacak, ne olacak diye sorulursa bunlar benim de sorularım. Yani herkesin aklında olan sorular. Çünkü hani o basın toplantısı üzerinden işte bir saat geçtikten sonra değil mi, bir buçuk saat sonra bu kararname çıktı. O onunla çelişiyor mu bilmiyoruz. Çünkü Rompuy'un yine söylediği bazı şeylerde ülkenin iç yönetimidir. O kadarına karışmayız yani. O şimdi bir parantez açabilir miyim burada? Dışarıdan bakıldığında görünenle bizim burada yaşadığımız iki ayrı dünyadır. Yani paralel evrenler gibi. Dışarıdan bakılınca yok efendim hükümet cemaat çatışmasıymış. İşte o onun ayağını kaydırıyor. O onun bir şey. Buna bakılmıyor. Şuna bakılıyor. Yargıya müdahale var mı? Sistem şeffaf işliyor mu? Yani yargıya siyasi müdahale var mı? Sistem şeffaf işliyor mu? Bu çok önemli. Çünkü bütün bu hani her cümerç içinde aslında işin çok özüne değinen bir konuşmayı çok uzun bir konuşmanın son birkaç cümlesi olarak Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Ankara'da toplanan Büyükelçiler konferansında yaptı. Dedi ki biz 2023 yılında ülkenin işte 25 bin dolar olmasını istiyoruz milli gelirinin. Ancak biz yabancı yatırımcıyı mahkemelerimizin etkin, hızlı ve şeffaf işlediğine ikna edemezsek bunu yapamayız. Yani görüyor musunuz iş nerelere bağlanıyor? Yani siz bir yabancı yatırımcı olarak burada başınıza bir iş geldiğinde yani bir ticari bir sorunla karşılaştığınızda rakibiniz gelip size işte hükümetten birilerini bulup rüşvet yedirip bilmem işini hallediyorsa, siz bunun karşısında çaresiz kalıyorsanız, mahkemeye gittiğinizde bunun çözümünü bulamıyorsanız ya da dışarıdan baktığında böyle olacağını görüyorsa ya da olduğu başına gelmişse, bunu tecrübeyle sabit birinden duymuşsa niye gelsin canım yatırıma? Adam da sokağa atacak para herhalde yok kimsede yani. Şimdi Ali Babacan burada çok işin hakikaten püf noktasına dokunan bir şey yaptı ama maalesef şu anda dışarıdan bakıldığında görünen, yani o onun işte kendi Türkiye'nin içindeki, hatta hani AK Parti tabanında diyebileceğimiz bir kavganın yansımasını yaşıyoruz biz şu anda Türkiye'de bir siyasi kriz olarak. Çünkü Fethullah Gülen hareketi de 2007'den itibaren açık destek verdi AK Parti'ye. Bu sadece oy desteği, kapı kapı dolaşarak çalışma filan değil. İşte 2007-2012 sürecinde Balyoz, Ergenekon, Oda TV, KCK gibi davalarda şu anda çok şikayetçi olunan, paralel yapı olduğu söylenen hakimler, savcılar, polisler, başka devlet görevlilerinin rol oynamasıyla ya hatta bu çatırdayan oldu. Ya da bozulan bir koalisyon olarak da tasvir edildi, ediliyor, tanımlandı ya da bir nevi şiddetli bir hani boşanma gibi de adlandırıldı ki bunlar da yanlış değil aslında. Şimdi bunun dokunduğu, yani bu çatırdamanın dokunduğu bir başka kurumda MİT.
Suriye'ye giden tırların durdurulması, burada bir şey varsa yakalanmaya çalışılması, yoksa bununla ilgili bir izlenim yaratılması. Sen bugün de yazdın, yani evdeki kavga Metin hiç hoşuna gitmiyor diye. Bir, bu o politikayı, yani Suriye'ye ilişkin politikayı sence nasıl etkiliyor? İkincisi, MIT'i nasıl etkiliyor? Çünkü MIT en korunaklı yerlerden biridir. Bugüne kadar işte şeyle, yargıyla, emniyetle, içişleriyle ilgili yaşadığımız tartışmalar pek MIT'e bulaşmamıştı şu ana kadar. Ama şimdi ucundan tırtıklıyor gibi görünüyor MIT'i bunlar. Ne diyorsun? Aslında bence bulaşmıştı. Ve işin merkezindeki tartışmalardan biriydi Milli İstihbarat Teşkilatı. Bunu hani görüşmelerinden elde ettiğim izlenim olarak söyleyeyim. Milli İstihbarat Teşkilatı zannediyorum kendisini hedefte görüyor. Kimin hedefinde? Özür dilerim. Kastettiğim şuydu. MIT'in içinde işte o paralel devlet denen, cemaat yanlısı denen bir sızmanın ya da işte kritik noktalara bu kadroların girmediğini kastetmiştim. Yani şey derken anladım. Hep tabii tartışmanın merkezindeydi. Işte, yani MIT biz hedefteyiz çünkü bize hedefteydi. Bizim içimizde örgütlenemediler. Evet, söylenen başka oydu. Her yerde bence çok abartılı bir yorumdur ama başka her tarafı ele geçirdiler. İşte buraya girelim. Bence çok abartılı bir yorumdur ama ruh halini yansıtıyor bu yorum. Şimdi biraz filmi geriye sararak bakarsak ilk rastladığımız şeylerden biri Ocak-Şubat 2012'dir. Yani o zamana kadar işte göz bebeği sayılan mesela Zekeriya Öze başbakan çok özel bir başbakanlık bir korumalı araç tahsis etti. Şimdi o koruma kaldırıldı. Yani şu anda sanki o zaman çok teröristlerin hedefiydi şimdi değil falan gibi böyle bir şey var. Neyse bunlar devlette olan ironilerdir yani. Makbul İbrahim Paşa'nın nasıl Maktul İbrahim Paşa olduğunu işte görüyor herkes. Ondan sonra bu... Hezarfen'in de Hezarpare olduğunu da biliyoruz aynı zamanda. Maalesef yani bizim tarihimiz böyle hani birdenbire çıkışlarla inişlerle dolu böyle bir tarih. Bu da bizim tarihimiz. Yani orada iki olay vardır işi dönüştüren. Bir, tanık olarak ifade vermeye çağrılan 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un oradan tutuklu olarak çıkması, sonra başbakanın hani bizim saptamalarımıza göre kamuya açık vaziyette 3 kere tutuklu yargılanmasına karşı olduğunu söylemesine rağmen oraya devam etmesi demek ki hakikaten söz geçirememişti mahkemelere o zaman. Ki arada bir de yasa değişikliği yapılması rağmen. Evet, evet. Yani bir neyse İlker Başbuğ'un tutuklanmasıdır. İki, ondan bir ay kadar sonra, evet 5-6 Ocak, diğeri de 7 Şubat'tır. 7 Şubat'ta da Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan sorgulanmak istendi. Biliyoruz ondan sonrası neler oldu. Yasayla bu durum önlendi. Fakat orada külahlar değişildi. Hadi öyle diyelim, külahlar değişildi. Peki o noktaya niye geldi? Şimdi orada da biraz daha geriye filmi saralım. Orada da 2011'in bahar aylarına geleceğiz. Orada şu oldu. Hükümet Genelkurmay'ın elindeki 2011 çok kilit bir yıldır. Yani onu istersen ayrıca konuşuruz da şimdi çok uzun sürer. 2011'de Genelkurmay'ın elindeki elektronik istihbarat imkanlarını aldı hükümet. Milli İstihbarat Teşkilatı'na verdi. Türkiye'deki en gelişkin cihazlar onlardı. Yani polisin elindeki cihazlardan da gelişkin cihazlardı. Çünkü NATO standardında Türkiye'nin coğrafi yeri belli. NATO'nun kilit uçtaki ülkelerinden biri. Bir anda dinleyenlerin rolü değişti. Yani o zamana kadar hani asker başka işlerle uğraşıyordu. Zaten 2011'de ondan birkaç ay sonra işte seçim oldu. %50 oy, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları istifa etti. Bu artık askerin havlu atması olarak yorumlandı. Ama onun öncesinde bu el değiştirme bir anda o ana kadar her şeyi dinleyen polisteki bir ekibin aletler izin verdiği için hatta MIT'i dinleyebilecek kapasitede aletleri olan bir ekibin bir anda dinlenir konumda kalmasına yol açtı. Yani dinleyen dinlenir konuma geldi. Roller değişiverdi. Bir anda bazı şeyler belki de istenmeyen şeyler bilmiyoruz şu anda
İleride öğreniriz. Hiçbir şey gizli kalmaz. Yani her bilginin bir olgunlaşma süreci vardır. Yani nasıl elma ile karpuzun aynı değil. Yani onun da miadı dolmamış demek ki. Gerçeğin bir gün ortaya çıkmak gibi bir yol vardır. Belki yarım saat sonra ortaya çıkacak. Belki 6 sene daha alacak. Yani bilmiyoruz. Ona ama çıkar. Yani öğreniriz biz bunu. Biz yazmazsak bizden sonra gelenler yazar. Ondan sonra bu çıkar. Bir şeyler döndü orada. Bence orada bir şeyler başladı. Çünkü bakın biz hala bunu bilmiyoruz. Geçenlerde başbakana soruldu. O da soruşturma sürüyor dedi. Mesela başbakanın çalışma mekanında iki tane dinleme cihazı bulunduğu söylendi. Bunun haberleri yapıldı. Ne oldu o soruşturma? Hani ben az çok gündemi takip edebilen bir gazeteciyim. Yani sen de öyle. Yani sen biliyor musun sonucu? Yok. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Başbakana soruldu. O da dedi ki soruşturma sürüyor. Şimdi kim dinliyordu? Yani hani birilerinin şu anda belki bunlar içinde savcılar, hakimler, efendime söyleyeyim polisler, hatta son Ceyhan şeyinde işte bir Tuğgeneral şu anda hedefte. Onun da bu işlerin içinde olduğu söyleniyor. Genelkurmay açıklama yaptı, askerlere dokunmayın, işte dava açarız falan dedi. Hani belki de işin ucu vatana ihanet çünkü falan bu laflar edilmeye başladı. Yeni Şafak manşet yaptı. Hasan Celal Güzel'in yazısında yer aldı. Yani belki de vatana ihanet gibi, casusluk gibi suçlardan yargılanacak, yargılanmak istiyor bazıları. Fakat hani daha çok yakında bir askeri casusluk davası bütün sonuçlarıyla duruyor daha ortada. Yani dünyada böyle kapatılmaya bir, çalışılan başka davalar. Bakın dünyada böyle bir iddianame yok. Birilerini üstelik askerleri casuslukla suçluyorsunuz. Bunların kimin casuslu, kimin hesabına, hangi başka devlet ya da şirket ya da grup hesabına casusluk yaptığı Türkiye aleyhine yazılmıyor iddianamede. Dünyada böyle bir casusluk iddianamesi daha hiç yok. Yani Rusya hesabına mı yapıyorlardı, Yunanistan hesabına mı, Amerika mı, Azerbaycan mı, ne bileyim Ermenistan mı, Peru mu, Mısır mı, Suriye mi, kimin hesabına casusluk yapıyordu bu askerler? İddianamede yok, bilmiyoruz. Mahkum oluyorlar ama. Ya en yani, acayip detaylar var ama bu yok, ama yok değil mi? Kimin hesabına casusluk? Yani ben de az çok istihbarat okuyan falan bir insanım yani. Hani böyle bir şey ben bilmiyorum, kimse de bilmiyor. Şimdi aynı duruma herhalde düşmemek için bir şey yapıyorlar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri dedi ki arkadaş bak kumpas mumpas bana doğru işaret ediyorsun, ben yokum dedi. İşte en son Kerry ile Davutoğlu'nun ortak basın toplantısında yani işte Ahmet'cim sen mi söyleyeceksin ben mi söyleyeyim muhabbeti oldu. Bu sizin iş meseleniz. Yani biz yokuz bak. Şimdi bugün benzeri bir şey çok daha kibar bir vaziyette. Rompuy'la Erdoğan'ın ortak basın toplantısında düzenlendi. Evet içeride bunları konuştuk değil mi? Evet bunları konuştuk yani. Başka bir şey yok yani. Gizli kapaklı bir şey konuşmadık. Aynen bunları konuştuk. Yani bu tür teyitleşmeler var. Şimdi hani birilerini vatana ihanetten yargılayacaksanız ya da hani birinin hesabına çalışmaktan ya kimin hesabına? Yani hani şu anda etrafımızdaki muhtemel düşmanlara baktığımızda hani bir Suriye kalıyor geriye falan. Yani herhalde yani çok kabalaştırarak söylüyorum. Yani kimse alınmasın. Hani birazcık şaka yollu söylüyorum. Herhalde cemaatçileri Suriye hesabına casusluk yapmaktan suçlamayacak birileri çıkıp bilmiyorum. Yani öyle bir durum olursa hani yeniden şaşırırız. Artık hep sürekli şaşırıyoruz böyle ama ilginç gelişmeler oldu. Evet. Murat çok teşekkür ederim. Aslında 3 saatte konuşabiliriz bunları. Çünkü her şey bir şey başka bir şeyin kapısını açıyor. 3 günde konuşabiliriz. 3 günde konuşuyoruz ki aslına bakarsan haftalardır da konuşuyoruz bir şekilde. Ama hep yeni gelişmeler ekleniyor üzerine ve daha da zenginleşiyor, zenginleşiyor konu. Çok sağ ol geldiğin için ve değerlendirmelerini bizimle paylaştığın için. Bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra Akil İnsanlar Heyeti ya da en azından bir bölümü yeniden toplanıyor ve sahaya çıkacak gibi görünüyor. Peki bu kez gündemlerinde ne var? Bunu konuşacağız.